Tekrardan herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzleyen herkes abone olursa daha mutlu olurum hatta. Çünkü istediğim rakama ulaşamadığım için video çekme şevkim de olmuyor. Bu yüzden sizlere gecikmeli de olsa Samsung Gear 3 Frontier şu anda piyasanın belki de en iyi akıllı saatini tanıtmak istiyorum. Ben de sizin gibiyim. Bunu ilk defa görüyormuş gibi anlatmak istiyorum. Saat Turkcell'de, Avaya'da ve diğer Vodafone gibi, Vatan, Teknosa gibi yerlerde teknoloji mağazalarının hepsinde bulabileceğiniz. Piyasa fiyatı şu an 1200-1300 lirayla 1800 lira arası değişen bir rakamda. Bu rakama, bu fiyata bu saat alınır mı diye düşünürseniz şöyle. Spor yapıyorsanız alabilirsiniz. Gezmeyi, yürümeyi çok seviyorsanız alabilirsiniz. Doğada, bayırda ateş yakmayı seviyorsanız alabilirsiniz. Telefonla sürekli konuşamayacak ama iletişim halinde kaldığınız yerlerde, örneğin demir yollarında makinistseniz, hava yollarında pilotsanız, gemi kaptanıysanız ya da telefonu şarja bıraktıp dışarıya çıkıp gelebileceğiniz bir arazi şartlarında çalışıyorsanız bu saat acayip güzel bir ve işinize yarayacak bir saat. Kutunun içinden bu üçü çıkıyor. Saat, şarj etme kiti ve bildiğiniz kablosu, şarj kablosu çıkmakta. Bu mıknatıslı şarj aleti, mıknatıslı sadece bir tane girişi var. Normal şöyle takıyoruz. Bir tane giriş olan her türlü Samsung standart kablosu buna uygun oluyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ve şurada bir mıknatıs olduğundan dolayı bu buraya takıldığı andan itibaren mıknatıs bunu her şekilde tutuyor. Şurada bir lambası var. Kırmızı, sarı ve yeşil olarak yanıyor. Kırmızıda şarj oluyor. Sarıda hazır dolmak üzere ve yeşilde de şarjı dolmuş oluyor. Şöyle anlatayım size en baştan itibaren. Saatimiz gördüğünüz gibi bu ileri geri de yapabilirsiniz. Burayı döndürerek de menüler arasında gezebiliyorsunuz bu şekilde. Saat bu şekilde bir plastik, eski bildiğimiz Casio saatlerde alışık olduğunuz plastik, koku yapmayan, kırılmayan, katlanmalara dayanıklı bir plastik malzemeyle kaplı ve kutuda bir tane de bunun kısa klipsi çıkıyor. O da kolu ince olanlar için gayet güzel, mantıklı. Bir tane burada düğmesi var. Bu geri düğmesi. Bu da açma kapama düğmesi. Buna uzun süre bastığımız zaman kapatma yazısı çıkıyor. Bildiğiniz Android gibi. Şu an kapandı. Kendiliğinden kapansın. Evet, gitti. Şu an uzun süreli bastığımız andan itibaren de evet, açılışını böyle yapıyor. Samsung Gear S3 Frontier. Bunun da detaylı bir bilgisi yok. O yüzden çekip atma ihtiyacı duydum. Bu saat dışarıda üşüdüğünüz zaman, yani siz üşüdüğünüz zaman değil mi? Hava bozduğu zaman, hava soğuk olduğu zaman size mesaj atıyor. Yani şu an hava çok soğuk, üstünüze gaz alın, mont alın gibi. Ya da daha yükseğe çıktınız, hava soğuyacak, dikkat edin. Ya da bir saate, yarım saate kadar fırtına gelecek, dikkatli olun gibisinden mesajlar atıyor. Buraya bastığımız zaman, bu açıp kapatma düğmesine bastığımız zaman içindeki normal menüye giriyoruz. Normal menüde Samsung Hilt var. Burada Samsung kullananlar çok iyi bilir. Spor yapanlar çok iyi bilir. Yaktığınız kaloriyi gösteren panelimiz var. Attığınız adımı var. Çıktığınız katı gösteriyor. Ve gün içinde ne kadar aktif olduğunuzu, kalp atım sayınızı spor yaparken ya da normal uyurken ve hedef olarak da ne kadar yediğiniz yemekten kaç kalori aldığınızı buradan hesaplıyorsunuz. İçtiğiniz suyu, kahveyi, 24 saatinizi kayıt altına alıyor ve uykunuzu daha çok kayıt altına alıyor. Yavaş yavaş bakalım menülerde. Galaxy Apple App var. Bu da saatle ilgili uygulamaları oradan indirebiliyorsunuz. Ne gibi uygulamaları indirebilirsiniz? El feneri yapabiliyorsunuz mesela. YouTube'a indirebilirsiniz YouTube'u. Ya da Google'ı indirebilirsiniz. Ne bileyim, GoPro kullananlar varsa kumanda gibi bu saati kullanabilirler. Alarm var. Buradan her türlü alarmı ayarlayabiliyorsunuz. Hatırlatı bir şeyi, bir konuyu size hatırlatmasını istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz.
Ayarlar var. Buraya ayrıca gireceğim. Mikrofon var. S-Voice. Bu Türkiye'de tam anlamıyla Siri gibi çalışmadığı için çok kullanmıyoruz. Hava durumu var. Hava durumu geçerli konum eklediğiniz andan itibaren Wi-Fi ile bağladığınızda şu anda görüyorsunuz. Wi-Fi ve Samsung Gear ile bağladığınız andan itibaren konumunuza göre hava durumunu veriyor. Alarmını söylemiştim zaten. Dünya saati var. Hangi ülkede yaşıyorsanız şehir ekliyorsunuz. Ona göre ayarlıyorsunuz. S-Voice'e girdi. Şehir ekle diyor mesela. Şuradan ekleyelim. Biz İstanbul, Moskova diye ekliyoruz. Tamam diyoruz. Bize Ankara çıkıyor. Evet, Ankara'ya göre eklendi şehrimiz. Şu an Ankara saatine göre. Sonraki sayfaya geçiyoruz. Yani menüsü çok fazla olduğu için galeri var. Bu galeriye telefonunuzda istediğiniz fotoğrafınızı Samsung Gear'ın uygulaması üzerinden buraya atabilirsiniz. Bu saatin 4 GB'lık hafızası var. Barometre var. Biraz önce söylediğim buydu. Mesela 586 metre deniz seviyesinden 586 metre yüksekteyiz. Barometre 950. Şu hava basıncı düşüyor şu anda. Havanın soğuk olduğunu gösteriyor. Geri çıkalım. Müzik çalar var. 4 GB'a kadar buna müzik aktarabiliyorsunuz. Telefonunuzda istediğiniz bir müziği buraya aktarıp Bluetooth kulaklığınızla her türlü dinleyebiliyorsunuz. İçinde sadece bu müzik var. Geri çıkıyoruz. Takvimimiz var. Kişiler var. Rehber kişiyle senkronize ettiğiniz zaman burada istediğiniz gibi görüyorsunuz. Telefonunuzda istediğiniz kişiyi buradan arayabiliyorsunuz. Telefon tuşlu isterseniz o an lazım olduğu zaman aynı şekilde tuşlu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Çok seri ve hızlı. Bildiğiniz Android telefonların hızı var. Burada yine Android'den bileceğiniz gibi Flipboard var. Burada bu web içerisinde o gün gelen haberler, ondan sonra sosyal medya ya da ne bileyim spor. Onları da bir şeyde izleyebiliyorsunuz. Bu benim indirdiğim Starlight. Bu gece lamba olarak çok kullanıyorum. Yine Android'den bildiğiniz üzere. Bu gayet akşam olduğu zaman çok güzel ışıtıyor. Şimdi aynı bu şekilde menüsü bu şekilde. Şuradaki yuvarlığa da baktığınız zaman son açtığımız ne varsa hepsini kapatıyor. Şimdi ana menüye gelelim. Ana menüde saatimiz var. Saatimizi uzun süre basılı tuttuğumuz zaman içinde gelen saat şekilleri bunlar arkadaşlar. Adım çemberi, My Photo, BluePub, Minimal. Bunları da kendiniz kişileştirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Frontal. Bu şekilde. Bunlar içinde gelenler. Ben de içine ekstradan bir Fenerbahçe'yi yüklemiştim. Şöyle göstereyim. Tabii bunun yanında yine aynı şekilde uzun basılı Galaxy Apps. Bu uygulamaya girdiğiniz zaman istediğiniz saat uygulamayı buradan çok rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Ekranın sağ tarafına gittiğim zaman kısa yollar var. Örneğin ben deniz seviyesinden yüksekliğini, bayağı bir ormana falan gittiğim için havanın soğukluğunu, sıcaklığını, barometreyi, altimetreyi buradan takip ediyorum. Onun dışında kalp atış hızımızı ölçüyoruz. Şurada yeşil